Evet arkadaşlar, şimdi mantar sotemiz için mantarlarımızı doğruyoruz. Mantarlarımızı iyice ufak doğramaya gerek görmüyoruz. Ne de olsa mantarlarımız pişerken kendini çektiğinden kendiliğinden ufalacaktır. Mantarlarımızı doğradıktan sonra biberlerimizi ve soğanlarımızı doğrayacağız. Sırasıyla birlikte göreceğiz. Mantarlarımızı doğradık. Şimdi mantarlarımızı tavamıza alalım. Birazcık tavamıza ayçiçek yağı, arzunuza göre zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Yağımızı döktükten sonra mantarlarımızı tavamıza alacağız. Mantarlarımızı tavamıza koyuyoruz. Mantarlarımız pişmeden önce bayağı bir çok gözüküyor ama pişerken kendini çektiğinde bayağı bir azalma görüyorsunuz. Yarım kilo mantar 3 kişilik bir aileyi doyurabilmektedir. Gördüğünüz gibi mantarlarımızı tavamıza aldık. Mantarlarımızı iyice dökmüş olduğumuz ayçiçek yağımıza yedirelim. Birazcık karıştırdıktan sonra kendi halinde kavrulmaya bırakıyoruz. Mantarlarımız kavrulurken biz biber ve soğanlarımızı doğrayabiliriz. İsteyen büyük doğrar, isteyen küçük doğrar. Arzunuza göre, az tadınıza göre biberleri ve soğanları doğrayabilirsiniz. Doğramış olduğumuz biberlerimizi bir tabağın içine alıyoruz. Ve biberlerimizden sonra soğanımızı doğrayabiliriz. Yemeklere tat veren soğanımızı doğrayalım. Tadı güzel ama doğraması hiç güzel olmayan soğanlarımızı ince ince doğradıktan sonra mantar sotemizin iç malzemelerini bitirmiş bulunmaktayız.
Gördüğünüz gibi mantarlarımız kendini çekmiş ve azalmış olarak gözüküyor. Biraz daha kavurduktan sonra biber ve soğanlarımızı atabileceğiz. Mantarlarımız yeter kadar kavrulmuştur. Biber ve soğanlarımızı içine ilave ediyoruz. Bir müddet daha biber ve soğanlarımızla kavurma işlemini yapıyoruz. Biberler ve soğanlar da ta ki eriyesiye kadar kavurma işlemi devam ediyor. Biber ve soğanlarımız kavrulduktan sonra baharatlarımızı atacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biber ve soğanlarımız artık eridi. Biz kimyon, karabiber, pul biber, o da kırmızı biber olarak baharatlarımızı attık. Tabi tuzumuzu ilave ettik. Mantar sotemiz artık hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Bir sonraki yemek videomuzda görüşmek üzere. Bir sonraki yemek videomuzda ne yapacağımızı söyleyelim mi? Ama söylemeyelim çünkü sürpriz olsun. Bizlerden ayrılmayın. Bir sonraki yemeğimiz Anadolu'ya özgü diyoruz ve bırakıyoruz. Hoşça kalın.